Önemli bir kulis bilgisi verdin. Mansur Yavaş adaylığını açıklamadan önce Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'yla konuştu diyor Barış Benim edindiğim Yarkın. Bilgi o yönde birçok kaynaktan doğrulattım. Önemli. Döneyim İhsan Aklaş'a. Tekrar teşekkürler katıldığınız için İhsan Bey. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Estağfurullah. İhsan Bey, bir araştırma yapmışsınız. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu başarılı buluyor musunuz diye sormuşsunuz. Şimdi arkadaşlarım ekrana getirecek sonuçları ben de buradan okuyayım. 25,6 %25,6 kesinlikle başarısız. %24 başarısız. %12,9 orta. %25 başarılı. %12,5 kesinlikle başarılı sonuçları çıkmış. Bunu nasıl değerlendirirsiniz? Sizin profesyonelliğinize nasıl okunuyor bu? Şimdi normalde baktığınız zaman mesela İstanbul'da AK Parti'nin 10 tane ilçe belediye başkanlığı seçseniz, 10 tane de Cumhuriyet Halk Partisi ilçe belediye başkanlığı, tamamının verileri bunun tam tersi çıkar. Hepsinin yaklaşık %70-80 veya 60-70 arası bir olumlu puanı çıkar. %40 da olumsuz çıkar. Bunu ilk biz tam bir yıl önce Gündören'de bir araştırma yaparken fark etmiştik. Gündören Belediye Başkanlığı kamuoy desteği 65 iken İmamoğlu 47 idi. Daha sonra bu AK Parti belediyelerinde devam ederken mesela diyelim ki Büyükçekmece'de ya da Sarıyer'de de ölçtüğümüzde yine mesela Büyükçekmece ve Sarıyer'inde kamuoy desteği İmamoğlu'ndan yüksek. Bu şunun için önemli. Büyükşehir belediyeleri iletişimi kolay yapılan, reklamı kolay yapılan, yani ilçedeki belediye başkanı adım atsa büyükşehire yazar. Uzun zamandır biz Büyükşehir Belediyesi ile alakalı böyle olumsuz bir tabloyla karşılaşmamıştık. Bizim elimizde elbette ki oylar var, veriler var, partilerin oyları var. Ben bunu vermeyi uygun gördüm. Şunun için mesela İmamoğlu daha çok Cumhurbaşkanlığı adaylığı, genel başkan adaylığı, yüksek meselelerle ilgilendiği için bir de yüksek düzeyde de iletişim harcamaları yaptığı için kendi pozisyonun üstünlüğüne inanır. Yani her başkan kendi pozisyonun üstünlüğüne inanır. En azından İstanbul halkının yani İmamoğlu'na nasıl baktığının anlaşılması için ben bu veriyi paylaştım. Tabii ki yani veri üzerine mülahaza yapmak isteyenler olabilir efendim. Bu veri ne kadar doğru, veri ne kadar yanlış veri. Biz arkadaşlarımızın tamamıyla seçim öncesi 2 yıl kendi verilerimizle seçimlik firmaların verilerini mukayese ettik. Özellikle de Kılıçdaroğlu 55-60'ta kazanır diyen kurumlarla. Biz kuruluşun ilk gününden beri kendi verilerimizin doğruluğuna inandık. İhsan Bey. Ve sonuç açıkladık. İhsan Bey, size bir iki sorum olacak. Fakat şöyle bir önerim var. Sistemimizi yani Skype'la bağlandığımız sistemi bir açıp kapasanız ses daha kaliteli olur diye tahmin ediyorum. Bu arada stüdyodaki konuklarıma çok kısa döneyim ama siz lütfen bir açıp kapatıp tekrar bağla. Yankı yapıyor ses. Evet, ses çok yankı yapıyor. Söyledikleriniz anlaşıldı. Ya da kulaklık kullansın. Ya da kulaklık eğer kulaklığınız varsa. Hoparlörden konuşuyor. Arkadaşlarım da size yardımcı olacak. Birazdan tekrar bağlanacağım. Çok kısa, çok kısa. Nasıl değer buldunuz bu anketi? Kısaca çünkü tekrar İhsan Bey'e döneceğim. Ankette ki şey çok bana göre çok başarılı buldum. Yani anketi mi başarılı buldunuz? Hayır, İmamoğlu'nu. İmamoğlu'nu burada bu kadar başarıyı neden dolayı? Ama son seçimi en iyi bilen şirketlerden biri bu Genel. Hayır. Yani Ali Bey'i o bile tatmin etmedi. Peki Hasan sen ne düşündün anket? Şu araştırmayı. Evet onu söyleyeyim. Şimdi başka araştırmalar da var. Aşağı yukarı aynısı çıkıyor. Öyle mi? Evet evet. Yani ben de başarısız buluyorum İmamoğlu'nu. Eleştiriyorum. İşte o yürüyen merdivenler yürümüyor diye çok işte efendim sürekli şikayet ediyorum falan. Ama şöyle bir şey var. İmamoğlu siyaset yapma biçimini beğenmesem benim kişisel görüşüm bir tarafa halk nezdinde bir karşılığı var. Ve bu karşılık sadece ve sadece hizmete dayalı bir karşılıkta değil. Yani bir şey yaptı, bunun karşılığında oy veriyorlar diye bir şey yok. Yani laf söylemesi bile belki ya da kendini anlatamasa bile bir kadrosu var. Onlar siyasi mi değil mi onu bilmiyorum ama onu bir yere taşıyorlar. Dolayısıyla da kamuoyu araştırmalarında hep bu tür sonuçlar çıkıyor, onu söyleyeyim. Yani şu anda verdiği sözler 2019'da
seçime girerken vaat ettikleriyle yapabildiklerinin baktığımız zaman bir makas var. Ama o makasa rağmen oy kaybetme oranı daha düşük. Peki. Ona bir cevap ben merhaba ölüyorum. Kısaca. Bana cevap vereceksin. Evet, size cevap vereceğim. Sizin o söylediğinizden karşı İstanbul'da bir karşılığı var diyorsunuz. Onun İmamoğlu'nun karşılığı sadece Erdoğan karşıtı olduğu için o karşılık var. Tek başına çıksın. Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanı olduğu için, Cumhuriyet Halk Partisi'nden seçildiği için o karşılık onda gözüküyor. Ama her aday Erdoğan karşıtlığından dolayı o karşılık ama var. Ama AK Partili olmayan şimdi her aday bir anlamda mi? Erdoğan karşıtı değil mi? Ya ben de cevap verebilir miyim? Yani. Bir daha cevap vereyim. Buyurun, şimdi şöyle bir şey var. Bakın İmamoğlu bir sosyoloji de inşa ediyor, etti. Neyi kastederek söylüyorum? Aynı anda AK Partililerin de bir kısmının oyunu alabilen, aynı anda HDP'lilerin de oyunu alabilen, aynı anda İYİ Partililerin de oyunu alabilen, aynı anda CHP'lilerin blok olarak oyunu alabilen... Barış arkadaş olsaydı %10 daha fazla alırdı. Bak gaz verme bana şimdi Ali Bey, kalkar yani adaylığımı falan açıklarım burada. Bu gerçek. Şimdi bu gerçeği ıskalayarak işte İmamoğlu tamam hiçbir belediyelik yapmadı. Ama işte sadece Erdoğan karşıtlığını inşa eden de o. İstanbul özelinde Erdoğan karşıtlığının ne diyeyim bayraktarlığını yapan da o oldu. Yani ben diyorum en fazla eleştirenlerden biriyim ve fakat o sosyoloji inşa etti. Yani düşünsenize Demirtaş'ın kitabından uyarlanan tiyatro oyununa eşi gidiyor, Selva Hanım gidiyor, hep beraber gidiyor. Ona soruyorlar ya olur mu işte terörden tutuklu bir adamın tiyatrosuna gidiyor eşiniz. Diyor ki benim eşim üniversite mezundur. Master da vardır. Nereye gideceğini bilir. Kendisi de Eyüp Sultan'da Yasin okumaya gidiyor. Ama bak sonuçta bunun karşılığının olduğunu gördük. Onu söylüyorum. Bu karşılık doğru mu yanlış mı? Bu karşılık peki, değil Hasan Bey. Buyurun. Kısaca ben, sizden sonuçlara baktığımda yaklaşık %53'ü Sayın İmamoğlu'nu başarılı buluyor. %50,4. 51 mi? Özür. 50,4. Şimdi tabii bunda Türkiye'nin yaşadığı ekonomik sıkıntılar da bana göre ön planda. 89 mahalli seçimlerini hatırlarsanız Anavatan döneminde Turgut Özal başarılı bir politikayla, ekonomik politikasıyla geneli yönetirken sonra birden sıkıntılar meydana gelince Özal'a tepki olarak Büyükşehir Belediyelerinin tamamını 89'da aldı. Şimdi Türkiye yangın yeri. Biz daha önce Avrupa'dan gelen insanlar bize diyordu ki biz domatesi taneyle, karpuzu dilimle, patlıcanı taneyle alıyorduk. Bugün İstanbul'da çeyrek simit satılıyor. Çeyrek satılan çeyrek simidin hesabını veya bunun sorumlusunu da hükümeti olarak görüyor. Okullar açılıyor. Beni veliler arıyor. Barış Bey'i de aramıştı. Evet arıyorlar. Ya para istiyorlar. Diyor, burası tekli öğretim olmasın. Tekrar sabahçı öğlenci olsun diyor. Dedim ki niye? Bak çocuk sabah 9'da gidecek, 3'te gelecek, uykusunu alacak, oyun alan. Ben diyor öğlen beslenme çantasına koyacak bir şey bulamıyorum. Sadece ekmek koyduğumda çocuğum arkadaşların arasında mahcup oluyor. En azından öğlenliğin evde olursa, evde Allah ne verdiyse onunla beslenebilir. Bu vatandaş bunu yaşıyor, hepimiz yaşıyoruz. Ama dolayısıyla size de bir itirazım olsun mu? Buyurun. Tam da CHP'liler, Barış Bey katılır mı bilmem, şu eleştiri getiriyorlar. O yoksulluk sosyolojisini de yöneten bir AK Parti olduğu için kazandı bu seçimleri deniyor. Yani eğer ama öyle bir şey varsa bakınız, onu da yönetiyor demek. Bakın yani, şimdi tabii ki devletin sosyal devlet olma özelliği dolayısıyla 16 milyon yakın insana devletin imkanlarının aynı ve nakdi olarak sunulduğunu biliyoruz. Ama bunun yanında sadece sigortalı olduğu için veya babasından dedesinden kıraç bir tarla olduğu için devletin sosyal yardımlarından faydalanamayan derin yoksul insanlarımız var. Bu insanlar şimdi beni arıyor diyor ki benim işte evde anama hanımım bakıyordu, bakma parasını kestiler. Arıyorum sosyal yardımlaşma veya işte o ilgili müdürü diyor ki hocam bunun diyor köyünde tarlası var. Ya kardeşim bu tarla 40 yıldır var. Gökten yağmur olup bugün düşmedi ki. Şimdiye kadar niye görmediniz tarlayı? Şimdi gördük. Buna benzer sıkıntılar ister istemez hükümete mal ediliyor. Lokal sıkıntılar var. O sıkıntılar da çözülüyor. Ben tabii İstanbul'da yaşamıyorum. İstanbul'da yaşayan sizlersiniz. Ama
Bugün gelirken trafik sıkıntısını gördüm. Bana göre İstanbul'un en büyük sorunlarından bir tanesi trafik. Siz daha trafik sıkıntısı görmediniz Sayın Vekilim. Görmediniz. Daha okullar açılmadı. Neyse. Siz, yani ikincisi. Kavacık'tan buraya yine, 1,5 saatte yine, geldiğimiz oluyor kışın. Sizin yanlış kentleşme politikanız muhabbette. Biz onu da biz yapıyoruz. Bu sığınmacıların ortaya getirdiği sorunlar İstanbulluları canından bezdirmiş. Bunlar da ister istemez muhalefetin belediye başkan adayına artı yazıyor diye düşünüyorum. Teşekkür.